Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki son derbi oldu. Adanaspor'da futbolculuk yaptınız, Adana Demirspor'da yazılım ve antrenörlük yaptınız bildiğim kadarıyla. Evet. Derbi hakkında görüşlerinizi alayım. Öncelikle bugün tabii ki çok üzücü bir olay yaşadık. Şehitlerimizin başı sağ olsun. Allah'tan rahmet dilerim. İnşallah olayları en kısa zamanda gidermesini isteriz, bekleriz. Çok üzücü haberler. Bunların dışında da maalesef günlük hayatımıza devam etmek istiyoruz ama bu tarz şeylerle de o güne girmek, uyanmak, hep yaşamak tabii ki bizim için zor. Ama maalesef de hayat bir şekilde de devam ediyor. Bugün de bir akşamda derbi vardı tabii ki, son derbi Adana Demirspor Adana Spor derbisi. Benim de hem saha içinde hem saha dışında da yaşadığım ender ve güzel derbilerden bir tanesi. Yani şimdi Adana Demirspor favoriydi tabii ki bu maçta. Konum itibariyle. Ama derbilerin favorileri de olmuyor bildiğimiz gibi. Zor bir maç olacağını biliyordum maçtan önce de. Her iki taraf içinde. Maç aslına bakarsanız gitti geldi her iki tarafa da. Adana Demirspor çok erken bir penaltıyla 1-0 öne geçti. Evet. Bir iki tane daha pozisyonları da vardı golden sonra ama sonuç olarak da gerekli ikinci golü bulamayınca Adana Spor'da da oyun içinde kaldı. İkinci yarıda da tabii ki bireysel hatalar da vardı Adana Demirspor tarafında. Ama futbolda sonuç olarak hatalarla olan bir oyun. Hata olmadan da gol olmuyor. 2-1 öne geçti ama 90 artı 4'tü sanırım. Adana orada beraberliği buldu. İki takım da bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Birincilikteki yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bir daha alabilir miyim sorayı? Birincilikteki yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Giresunspor 10 maçtır kadına yarıştı işte. Şimdi bu sene tabii ki çok farklı. Çok yani şimdi ilk 6'ya bakarsak hatta 7-8 takım ya bir gir biraz fark attığı gibi gözüküyor şu an. Yani bir 5-6 puan önde 3'üncüye yani ilk 2 çıktığına göre bir avantaj yakaladı. Çok da iyi gidiyor. Havayı da yakaladı. Hakan Keleş Hoca ile beraber çok iyi işler yapıyorlar. Kısıtlı imkanlara rağmen iyi gidiyorlar. Şöyle diyebiliriz. Devre arasında transfer tahtasını açmadılar. Bence çok akıllı ve mantıklı davrandılar. İçerideki oyuncuların paralarını ödediler ve atmosferi ayakta tuttular ve iyi giden bir zaten iyi giden bir takım var. İyi bir de havaya yakalanmış, cami olarak kenetlenmiş bir takım görüyoruz orada. Bugün de öğlen maçları vardı. Çok zor bir deplasman. Bolu deplasmanı kolay bir deplasman değil. Evet. Hem hava şartlardan dolayı da Bolu da özellikle son hani golü yedikten sonra çok bastırdı. Çok da iyi oynadı aslına bakarsanız. Ama bu tarz maçları da kazanırsa Giresunspor ki kazanıyor şu an favorilerden bir numara gözüküyor. Diğer takımda Samsun var, Adana Demirspor var. İşte İstanbulspor son 2 haftada mağlup oldu. Yoksa onların da aslında bir avantajı vardı. Giresun'a çok yakındılar. Ama işte zor bir lig olduğunu gösteriyor bu. Herkes herkesi yenebiliyor. Tabii ki Altay var aşağıda. Arkadan gelen Keçiören sürpriz bir takım. Hepsi birbirine çok yakın. Tuzla var. Tuzla'yı da unutmayalım. Çok yakınlar. Şimdi burada 6-7 tane takım saydım. Onun için buradan aradan sıyrılmak çok kolay değil. Ama şimdi eninde sonunda kadro kalitesi derin olan ve bir havaya veya bir ara sprint yaparsa bir 2-3 maçlık bir galibiyet alan takım arayı açabilecek gibi gözüküyor ama kolay değil. İkinci yarılar hep daha zor geçiyor her takım için. Daha ciddi maçlar oluyor. Artık stres, baskı sahada. Bunlarda da oyuncular tabii ki bunlarla baş edebilmesi gerekiyor. Hem oyuncular hem teknik kadrolar. Çok kolay bir yarış olmayacağının göstergesi oluyor bu haftalar, maçlar.
Biz de yani bizim kendi ligimizden dışında takip edebildiğimiz kadar takip etmeye çalışıyoruz. Çok da açıkçası bu hafta sonu maçımız olmadığı için maçları izleyebildim. Açıkçası biz oynarken de çok da diğer ligleri takip edemiyorum. Hocam Erzurumspor forma çekilişi yapmıştık biz. Bugün o açıklanacak. Alttan yorumlar geliyor buraya. Birazdan açıklanacak. Çekilişimiz tamamlandı. Erzurumspor demişken de bunu seyircilerimize hatırlatayım. Çünkü bayağı yazıyorlar alttan. Birazdan açıklanacak çekilişimiz sonucu. Erzurumspor demişken Erzurumspor'la ilgili de sorular geliyor. Siz Erzurumspor'u takip ediyor musunuz? Nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Mesut Baktal'la beraber bir çıkış yakaladılar. Bazen işte aslında takım kalite olarak çok kötü bir takım değil. Ama lig zor bir lig, kolay değil. Ama işte bazen dediğim gibi böyle bir tane galibiyet, bir iki galibiyet takımın havasını değiştiriyor. Onu hocayla beraber yakaladılar. Ben de Mesut Hoca'yla oyuncu olarak çalıştığım zamanında Mesut Hoca antrenman kalitesi, antrenman temposu hep yüksektir. Hep %100 ister oyunculardan. Daha çok güce dayanıklı ve tempoya dayanıklı bir oyun sergiler. Tam bu tarz takımların hocası bence çok da iyi işler çıkartıyor. Erzurum camiası işte geçen sene çıktılar. Uzun uzun bir aradan sonra. Onlar da yani kurtaracak gibi duruyor. İyi bir hava yakaladılar. Mesut Hoca da iyi işler çıkartıyor. Son 5-6 maçı doğru hatırlıyorsam bir mağlubiyet izi görmediler. Bir de gidiyorlar yani. Çok önemli puanlar alıyorlar. Hocam artık Bayrampaşa'ya geçelim. Bayrampaşa ve 3. Lig'e geçelim. Bayrampaşa son maçında Karaköprüspor'u yendi 3-2 yanılmıyorsam. 5 maçta yenilmiyor, Evet. kızmıyor. Son maçta da bazı olaylar oldu. Siz mağlup durumdayken. Önce o maçtan biraz bahsedelim. Orada neler oldu? Yani ben ya oluyor bu tarz olaylar ya birçok yerde oluyor. Biraz uzadı bizde konu maçta. Ama açıkçası ben biraz daha oyunla ilgilendiğim için arkamda veya yanımda da sağımda solumda neler olduğunu çok fazla takip etmiyorum. Ama aslına bakarsak da bir iki dakikalık olay orada da zaten ondan sonra çözüldü. Sakinleşti. Saha içinde de saha dışında da olaylar. Ondan sonra normal oyunumuza geri dönebildik. Tabii ki bunlarla da çok fazla meşgul olmak istemiyorum. Ben kendi işimi yapmaya çalışıyorum bir şekilde. Ben 7 maçtır buradayım. Bundan önce bütün lig kategorilerde yardımcılık yaptım. İşte Süper Lig'de, PTT'de, 2. Lig'de, keza altyapıda da çalıştım. Şimdi ilk teknik direktörlük deneyim burada Bayrampaşa'da. Başlangıç için iyi de gittiğini düşünüyorum. 7 maçta buradayım. İşte 3 galibiyet, 3 beraberlik, bir tane de mağlubiyetimiz var takımla beraber. Hem ben hem teknik ekibim hep beraber güzel işler yaptığımızı ve yapacağımızı düşünüyorum. Bayrampaşa'da köklü bir camia İstanbul'da. Bundan önce de birçoğu maçını izledim. Tabii ki çok yani çok şeyler bekleniyor bizden takım olarak, camia olarak ama biz de sakin bir şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Sezon sonunda da istenilen hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki hep maç maç düşünmemiz gerekiyor. Çünkü kolay değil. Bu üçüncü lig cidden çok zor bir lig. Herkesi gerçekten yenebiliyor. Görüyoruz bunu, hissediyoruz da. Yani maçlar kestirilemiyor. Hani lider gidiyor, sonuncu takıma puan kaybedebiliyor, mağlup olabiliyor. Cidden hiçbir maçın favorisi yok. Çünkü o gün kim daha iyi hazırlandıysa, kim daha hırslıysa, kim daha çok istekliyse, hangi takım daha çok istiyorsa o takım galip gelebiliyor. Hocam bana göre 2. ligden 1. lige çıkmak da çok zor ama 3. ligden 2. lige çıkmak daha zor diye düşünüyorum. Vallahi cidden zor. Cidden kolay değil. Şimdi ben bunu da burada hissediyorum. Şimdi tabii ki bu ligi yeni yeni öğreniyoruz. Tabii ki birçoğu maçını izledik, ettik, bildik. Ama her ligin bir oyun kalitesi var. Bir oyun mantalitesi var. Biz de ona ayak uydurmak zorundayız. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. Ekibimle beraber biz de yeni bir ekibiz. İstekliyiz, arzuluyuz.
hedeflerimiz var. Ama iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum dediğim gibi. Ama lig kolay değil, gerçekten kolay değil. Her maçın farklı bir hikayesi var. Farklı bir oyun strateji üretmeniz gerekiyor. Sahaya göre, rakibe göre. Şimdi çarşamba bir Bursa Yıldırım maçımız var. Cidden zor bir maç. Kolay bir maç değil. Hava şartlarda ne olacağını bilemiyoruz. Maç oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Sahanın şartlarını bilmiyoruz. Onun için gerçekten kolay değil yani. Hocam lideri 7 puan gerisindesiniz. Playoff'un da bir sıra altındasınız. Evet. Ana hedefiniz şampiyonluk mu yoksa önce playoff'u mu düşünüyorsunuz? Olursa şampiyonluk mu? Yani şimdi bir maça eksiğimiz var. O maçı da liderle 7 puan şu an evet gözüküyor. O maçı da kazanırsak 4 puana düşüyor. Çok yakın. Burada da ilk 6-7 takım birbirine. Yani biz dediğim gibi tabii ki hedefimiz bir şekilde üst lige çıkmak. O şampiyonluktan mı olur, playoff'tan mı olur? Onu artık göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Ama biz hep maç maç düşünüyoruz. Ben bunu hep oyuncularıma da söylüyorum. İlk geldiğim günden beri bir hedef doğrultusunda buraya geldiğimizi söyledik, konuştuk. Takıma da buna inandırdığımı düşünüyorum. Çünkü geldiğimde çok sağlıklı bir durum yoktu ortada. Çünkü galip gelemeyen bir takım vardı. Lige çok iyi başlamış bir Bayrampaşa vardı. 5 maçı 13 puan alıp ondan sonraki maçlar 11. haftaya kadar işte 5 puan almış bir Bayrampaşa vardı. Şimdi de bir inişte olan bir takım başına geçip işte o çok çabuk neticede almak da kolay değil. Ama çocuklara kendimizi inandırabildiğimizi düşünüyoruz. Ekip olarak devre arasında ufak tefek dokunuşlar da yaptık. Transferler gerekiyor tabii ki. Ya, iyi oyuncu da bulmak kolay değil. Devre Biraz da evet. çünkü hiç kimse iyi oyuncularını vermez. Vermek de istemiyor. İyi oyuncu bulmak kolay değil. Ama biz birçok transfer yaptık. Çok da düzgün karakterli ve takıma uyum sağlayabilecek oyuncular bulduğumuzu düşünüyoruz. İyi bir yoldayız. Ve bunu işte değerlendirmeye çalışıyoruz. Peki devre arası yapmak istediğinizde yapamadığınız transferler oldu mu? Olduysa hangi mevkiler? Aslında hemen hemen yapabildik. Tabii ki bazı oyuncuların da zamana ihtiyacı var. Burada biz sakatlıktan dönen Timur Kosovalı'yı alabildik. Onun da bir ay gibi bir zamana ihtiyacı var. Ama o da sahaya geri döndü mü ne kadar etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Sakatlığı olmayan bir Timur Kosovalı'yı zaten getirmek çok zor. Onun Evet. da bilincindeyiz biz. Ama sağ olsun başkanımız, işte as başkanımız ve bütün kulüp orada biraz özverili oldu. Timur da özverili oldu. Getirebildik. Kaleye takviyeler yaptık. Stopere yaptık. Orta sahaya yaptık. Hemen hemen her bölgeye takviyeler yaptık. Çünkü şöyle uzun bir lig olacak. Uzun bir maraton oluyor. Biz Covid olma ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü artık maç ertelenmiyor. Direkt hükmen mağlup oluyorsun. Onun için kadroyu da geniş tutmamız gerekiyor. Onun da göz önünde bulundurarak ona göre transferleri yaptık. Maalesef İsa el bileğini kırdı son maçta. Ondan şimdi de bir ay uzak kalacağız. Bir buçuk ay gibi gözüküyor tam %100 geri gelmesi için. Ama işte maçta diğer forvetimiz Göksel yurt dışından getirdik Almanya'dan. Oyuna girdi, golünü attı. İşte bazı şeyler nasıl kısmet. Her maç başka bir oyuncu bir şekilde hikayesini katabiliyor takıma. Bizim elimizde çok iyi oyuncular, tecrübeli oyuncular da var. Şahin var, Aygüneş, ondan sonra Fatih, Şen'i aldık devre arası. İşte Burçak'ı aldık, Hasan aldık kaleye. Burçak'ı, stoperi aldık. Yani aklıma gelmeyen başka arkadaşlar da var. Bunlar bizim tecrübeli oyuncularımız. Genç oyuncularımız var. Mustafa Yılmaz var. Bize çok katkı sağlıyor. Orta sahamız Yusuf var. Bünyamin var. Yani saymadığım birçok oyuncu daha var.
Hem genç hem tecrübeli oyuncularımız var. Bu karmayı da güzel bir şekilde sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi iyi yoldayız. Daha da iyi şeyler olacağını zaman geçtikçe inanıyorum. Peki bu iki isim dışında başka isim var mı Yıldırım Spor maçı hazırlıkları öncesi? Eksiklerimiz işte dediğim gibi yani sadece İsa, Timur, bir de Ozan Madaracı var. O da sonradan katıldı. Onun da bir sakatlığı var. O da bir aya kadar zaman ihtiyacı var. O da devre arasında bize katıldı. Ya onun dışında şu an Erkan var, pardon. O da çünkü devre arası ameliyat oldu. Pubis rahatsızlığı ve bir fıtığı vardı. Onun da bir ameliyatını geçirdi. Ortalama onun da 1-1,5 ay %100 yani hazır olmasını bekliyoruz. İşte 3-4 oyuncumuz var. Onun dışında da artık çok da fazla bir sıkıntısı olan bir oyuncumuz yok. Hocam şöyle bir baktığında önünüzdeki 4-5 maç hep sizin yarışta, playoff yarışındaki rakibiniz. Yani bu süreçten 3 puanla ayrılırsanız çoğu maçtan Yani bence iyi potansiyel. aynen. Bursa maçımız var. Sonra Alanya Kestel'le oynuyor. Sonra Düzce'yle oynuyor. Sonra da Ordu Spor'la Oldu. oynuyoruz. Bu 4 maçımız var. İşte genelde şöyle bize karşı birçoğu takım hep geri çekilip oynuyor ve bizi oynatmamaya çalışan bir rakiplerle oynuyoruz. Ama bu oynayacağımız 4-5 maçta biraz rakipler biraz daha bizim üstümüze geleceğini düşünüyorum. Çünkü bizim rakipler genelde bize topu bırakıyor ama biz de zaman zaman topu rakibe bırakmaya niyetimiz var. Çünkü oyun dediğim gibi her maç farklı oluyor. Bu maçlarda hepsi playoff potasında olan takımlar olduğu için güzel maçlar oluyor, açık maçlar oluyor. Dediğim gibi bu ligde iyi veya kötü takım yok. Şimdi dediğim gibi ilk 5 maç 13 puan alan bir Bayrampaşa vardı. Ondan sonraki hani kağıt üstünde daha kolay gözüken maçlarda da birçok puan kaybetti. Onun için ilk başa geldiğimizde bunu söylemeye ve anlatmaya ve her seferinde aynı şeyleri söylüyoruz ki hiçbir zaman bir maçı kolay olmayacağını bilmeleri gerekiyor. Çünkü bu liglerde çok fazla kolay veya basit maç yok. Gerçekten yok. Yani bunu her seferinde söylemek zorunda kalacağız ve kalıyorum. %100 konsantre ve %100 enerjisiyle oynamayan bir takım hemen sıkıntı yaşayabiliyor. Hocam bir seyirci sorusu alacağım. 5 yıl sonra kendinizi nerede görürsünüz demiş. Uzun vadeli hedefleriniz nelerdir? Ya tabii ki hepimizin hedefi var. 5 yıl sonra kendimi nerede görmek istiyorum? 5 yıl sonra kendimi Süper Lig'de görmek istiyorum tabii ki. Yani şimdi biz bu yola başlarken bir hedefimiz var. Ne olursa olsun değil tabii ki. Yani 2 yıl sonra bu işi bırakmak istemiyoruz. Hep bir hedefimiz var. Ben bu yola başvururken 2000 şöyle söyleyeyim 2014 yılında 2013 yılında başladım ben. Antrenörlüğü altyapıda başladım. Yani ben şimdi Almanya'da doğma büyümeyim. Oranın altyapısını görmüş bir artık teknik adam olarak şunu söyleyebilirim. Ben direkt yukarıdan başlamadım. Ben gitmem gereken yolla ilerlemeye çalışıyorum. Önce altyapı yaptım. İşte ondan sonra yardımcılık yaptım. Dediğim gibi bütün profesyonel liglerde çalıştım. Ya onun dışında çalışmadığım zaman da yurt dışında da bir şekilde kendimi eğitmeye çalıştım. Yani doğru veya yanlış onu ilerleyen zamanlarda bunu göreceğiz ilerleyen yıllarda ama doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Tabii ki teknik adamlık çok da kolay bir iş değil bizim ülkede. Biraz da doğru zamanda, doğru yerde, doğru takımda olmak lazım. Bir de o var tabii ki. Ama şu an her şey güzel ilerliyor. Her zaman tabii ki hep ivme yukarı doğru göstermeyecek. Tabii ki zaman zaman sıkıntılar da yaşayacağız. Ama 5 yıl sonra tabii ki biz kendimi mümkün oldukça üstlüklerde görmek istiyorum Hocam bence sormak istediği soru Galatasaray teknik direktörü olmak istiyor mu? Ya da Milli Takım teknik direktörü ya da Avrupa'da.
Tabii ki Ben var. anladım. Neden olmasın yani? Bizim hepimizin böyle bir hayalleri, bir idealleri var. Futbol o kadar enteresan bir meslek gibi, antrenörlük ve futbol genelinde. Bir bakmışsın çok yukarılardasın, bir bakmışsın hiçbir yerde değilsin. Yani bir hedef olması lazım. Tabii ki bizim de hayalimiz, tabii ki Galatasaray'da veya milli takımda veya herhangi başka bir Süper Lig takımda çalışmak var. Ama benim için veya benim için en büyük tabii ki hayal veya hedef tabii ki milli takım veya Galatasaray'da. Yani. Peki. Bünyamin Balat hakkında bir soru var hocam. Süper Lig'e gidecek yeteneği var mı demiş seyircimiz. Var. Bünyamin yetenekli bir oyuncumuz. Ama tabii ki bunu çalışmadan olmuyor birçok şey. Yetenekli bir oyuncumuz, diğer oyuncular kadar da yetenekli. Ama tabii ki biz her zaman Bünyamin'le konuşuyoruz, ediyoruz. Yani kendi tecrübelerimizi ona da anlatmaya çalışıyoruz. Veya çalışıyorum ekip olarak, kendim olarak. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bünyamin'e de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman da işlerimizi bir şekilde sağlıyor. Ama kolay değil tabii ki bu sahalarda, özellikle bizim içerideki oynadığımız saha şartları çok zor. Çok kolay bir saha değil. Bünyamin de daha teknik oyuncu. Kendini top tekniği çok yüksek olan oyunculardan. Oyun zekası yüksek olan bir oyuncumuz. Şu an ben geldiğim günden bugüne her gün daha çok üstüne katıyor ve daha da katacağını düşünüyorum. Evet, neden Bayrampaşa'yı tercih ettiniz diye bir seyirci sorusu var yine hocam. Yani şimdi Bayrampaşa neden tercih ettim? Yani projesi çok güzel, çok cezbetti beni. Çünkü bir de Adana Demirspor'dan gelmeyim ben. Oradan da bir kardeş kulübü olduğu için böyle bir teklif geldi başkanımızdan, kulübün. Böyle bir şey gelince de ben hemen tabii ki kabul ettim. Çünkü hedefim vardı. Şimdi her zaman da böyle bir teklif gelmiyor. Değerlendirmem gerekiyordu. Adana'da da kalabilirdim ama böyle teklif gelince çok fazla da düşünmedim açıkçası. Hemen kabul ettim. Bayrampaşa sağ olsun bana ilk teknik direktörlük deneyimi, o şansı verdi. Ben de bunu işte bir üst lige çıkarak geri ödemek istiyorum ve İstanbul olması, Bayrampaşa'nın Kırklareli bir camii olması, sevdiğim bir semtin olması. Birçoğu maçını da seyrettim ondan önce de. Taraftarın önüne oynayamıyoruz belki şu an ama taraftarın da çok ateşli olan bir semt takımı olduğunu bildiğim için hemen çok fazla düşünmeden de sebebi kabul ettim. Anladım. Peki idolünüz kim hocam? İdol olarak gördüğünüz kişi bir yerli bir yabancı desem. Yani idol olarak değil ama yani bir şekilde tabii ofansif futbolunu seven, eden, arzulayan bir teknik direktör olmak istiyorum. Ama tabii ki bunu yapmadan önce de defans yapmadan da olmuyor birçok şey. Önce defansa oturtmak lazım ama ofansif futbolu seven bir adamım. Yani tabii ki şimdi futbol öyle bir yol almaya başlıyor ki daha hızlı, daha çabuk oynanıyor her şey. Daha çabuk düşünmen lazım. Bunları yapmak için de tabii ki birçoğu teknik direktörün bazı şeylerine bakıyorsun işte. Geçen sene bakarsan Liverpool'da Klopp'un sistemlerine bakarsın, edersin. Ondan sonra Atalanta'nın oyun ofansif çok fazla gol atan, çok değişik sistemle oynayan, bizim ülkede maalesef hep 4-2-3-1 oynayan veya 4-3-3 oynayan bir sistem görüyoruz bizim ülkede. Ama hani birçok yerde artık dünya 3-4-3'e, 3-5-2'ye dönmeye başladı. İşte bunları da tabii ki biz göz önünde bulunduruyoruz ama dediğim gibi ilk başta bu liglerde bu tarz değişiklikler yapamıyorsun. İşte takımın da buna uygun olması gerekiyor. Net bir idol söylemiyoruz ama tabii ki biz işte Klopp'a bakarız. İşte bizim ülkede çalıştığım birçok hoca var. Fatih Terim tabii ki burada en ön planda olan
teknik direktörlerimizin bir tanesi. Şenol Güneş'le çalıştım, Aykut Kocaman'la çalıştım, Hikmet Kahraman'la çalıştım. Birçok iyi teknik direktörle çalıştım. İşte Erik Eres'le çalıştım Galatasaray'da. İşte birçok teknik direktörden birçok şey alabildim diye düşünüyorum. Tabii ki almadığım birçok şey de var. Tabii ki her şey pozitif değil, negatif şeyler de var kendime göre. Onları geride bırakıp pozitifleri aldım diye düşünüyorum. İşte her şeyden böyle bir mix var ortada. Ama günün futbolunda herkes tabii ki şimdi çok bir klişe oluyor. İşte geçen sene Liverpool'un, Klopp'un sistemi vesaire vesaire. Ama net bir idol kendime görmüyorum. Ama belki de bilmiyorum, bu kimsenin oyununa şey yapamıyorsun. Hani kopya edemiyorsun. Anladım. Bir sistemine kendi her takımın farklı bir sistemi, her takımın farklı oyuncuları var. Ona göre de uyum sağlaman gerekiyor. Hocam bir soru var. Bursa Yıldırım maçında Berkay Ceylan mı oynayacak favori demiş seyircimiz. Daha bilmiyoruz. Bilmiyoruz çünkü dediğim gibi İsa sakatlandı. Timur yok. Göksel Almanya'dan sonra da oyuna girip üçüncü golünü zaten oyuncu daha %100 hazır değil. Bir 90 dakika çıkarması çok zor gözüküyor şu an. Ya elimde de kaldı. Şimdi yani Berkay var, Kerem var. Forvet oynayabilecek Şahin var. Yani bu üçten yani üçü de %100 net forvet değil. Ama bunlardan birileri bir şekilde değerlendirmek zorunda kalacağız. Yani elimizdeki oyunculara göre hangisini daha uygun, dediğim gibi saha şartları da çok önemli. Çünkü kar varsa sahanın oynayabileceği, yani o şekilde çok ağır bir saha olacak. Ben nasıl saha çıkacağız? Kiminle saha çıkacağız? İnanın ki şu an daha bilmiyorum yani. Bugün sizin grupta Sultanbeyli Belediyespor var galiba. Doğru mu? Evet. Aynen. O takımdaki futbolculardan biri fotoğraf atmıştı. Hani Sultanbeyli'nde bile o kadar kar var ki Bursa'da da çok fena kar bekliyor. Marmara bölgesinde genel olarak öyle bir hakim. Ben Yani maçın muhtemelen kaybedeceğini düşünüyorum. Her yerde kar yağıyor ama şimdi 3 gün sonra olacak maç. Şimdi tabii ki meteoroloji bir geceden bir diğer güne değişebiliyor. Şu an Çarşamba'da sanırım Bursa'da da kar veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum ama biz her türlü maça gitmek zorundayız. Ondan sonra maç saatinde hakemler kararı verecek. Biz de ona göre hareket etmemiz gerekiyor yani. Ha, çok inanılmaz bir kar yağar şimdi bu gece ve yarın, belki de salı yola çıkmayabiliriz ama öyle bir şey olduğunu şu ana kadar hiç duymadım, görmedim de hatırlamıyorum da. Yani her türlü sanırım Bursa'ya gitmek zorunda kalacağız yani. Yani yarınki Bursaspor Tuzlaspor maçının erteleneceği konuşuluyor çok ciddi bir şekilde bugün. Böyle yani şimdi bu da var göz önünde, bunları haberler alıyoruz tabii. Bursa'dan da bazı resimler geldi, gördük. Yarını beklemek zorundayız veya salıyı. Ona göre de biz planlarımızı, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ona göre de hareket edeceğiz. Peki hocam Klopp demiştiniz Ozan Kabak'la ilgili bir soru gelmiş. Liverpool'da başarılı olur mu? Almanya'dan İngiltere'ye geçiş oyun sistemi hakkında hocamızın fikirlerini almak isterim demiş. Şimdi İngiltere Ligi çok farklı bir lig. Yani hem güce, kuvvete dayanıklı, hem çabuk ve çok farklı bir lig olduğu için oraya uyum sağlamak çok kolay değil. Şimdi zamanında bilmiyorum hatırlar mısınız, Cristiano Ronaldo Portekiz'den İngiltere'ye gidince, yani fiziki olarak çok farklı bir Cristiano vardı. 2 sene sonra inanılmaz bir gelişme kaydetti. Ondan sonraki diğer senelerde de şimdi oraya önce bir uyum sağlamak gerekiyor. Bakarsak Çağlar Söyüncü ilk transfer olduğunda da ilk sezonu hiç oynamadı. Hep hazırlandı, antrenmanlara alışmak zorunda kalıyor. İşte o sisteme uyması gerekiyor. Fizik olarak da gelişmesi gerekiyor. Şu anda Cengiz de konuşuyor aslında. Aynı şeyde Cengiz, aynı şey geçerli bu sezon. Şimdi çok fazla forma şansı bulamıyor ligde belki ama her şey zaman istiyor. Ozan da aynı şekilde bunu isteyecektir. Oraya uyum sağlaması gerekiyor. Farklı bir sistem, farklı bir ülke, farklı, her şey farklı. Farklı bir antrenman periyodu geçiriyor diyecek. Bir zaman tanımak lazım. Ama şunu söyleyeyim. Liverpool sistemine
uygun bir oyuncu. Çünkü önde oynayan bir takım olduğu için, çok geriye yaslanmayan bir takım olduğu için Liverpool, tabii ki Ozan Kabak çabuk, hızlı, kuvvetli, dinamik oyuncu, stoperler gerekiyor orada. Onun için uyum sağladıktan sonra ve o lige alıştıktan sonra Ozan yolunu yapacaktır. İnşallah da diğer oyuncular gibi, burada Çağlar çok büyük bir örnek. Bekledi, bir sene hazırlandı, antrenmanları, sistemi, her şeye alıştı. Dil öğrendi çünkü o ülkelerde. Buna çok önem veriyorlar İngiltere'de. Dil bilmelerini oyuncuların. Çünkü sahada iletişim çok önemli. Birçoğu yabancı futbolcu görüyoruz bizim ülkede. 4-5 senedir burada ve hala sahada anlaşamadıkları oyuncular var. Bu çok büyük sorun. O ülkenin veya ortak bir dil olması gerekiyor sahada. O da İngiltere'de tabii ki onun avantajı şu: her yabancı İngilizce konuşabiliyor. İngilizce bir dünya dili olduğu için, bir ortak dil olduğu için alıştıktan sonra herkes orada oynayabileceğini düşünüyorum. Ozan da kesinlikle yolunu yapacaktır. Hocam Hannover çıkışısınız, bir soru gelmiş bununla alakalı. Türkiye'de 3. ligi Almanya'daki hangi ligde eşit görüyorsunuz demiş. Efendim? Türkiye 3. ligini Almanya'daki hangi ligde eşit görüyorsunuz demiş. Hangi lig seviyesinde yani? Yani 3. lig seviyesi ve oranın 4. lig, yani ama üst, yani 4. lig gibi değil tabii ki Almanya, ama orada şimdi 4. ligin üst bölgesi diyelim ve Almanya'nın 3. ligi eş değerinde olduğunu düşünüyorum yani. Hocam Timur'la ilgili çok soru geliyor ama bu dörtlü önemli maçlarınız var. Mesela Düzcespor maçı yetişir mi demiş bir seyircimiz. Ne demiş? Timur Kosovalı Düzcespor maçı yetişir mi demiş seyircimiz. Yok. Yok yani, Düzce maçı zor gibi duruyor ama beklediğimizden daha iyi durumda Timur. Biz her gün fizyoterapistlerimize ve doktorla görüşülüyor. Aslında beklediğimizden daha iyi durumda. Ama net hangi maça yetişir onu bilemiyorum gerçekten. Bu iyileşme sürecine bağlı. Yani net bir gün vermek çok yanlış olur. Hocam yeni transferlerden en çok hangisinden memnunsunuz? Adem Başak. Şu an hepsinden aslında memnunuz. Bazıları biraz daha uyum sürecini biraz daha uzun sürüyor. Tabii ki takıma da alışması gerekiyor. Ama biz hepsinden memnunuz artık. Aslında şu an gerek karakter olarak, gerek oyun performansı olarak veya antrenman performansı olarak şu an memnun olmadığımız hiçbir oyuncu yok. Peki ligin gidişatı hakkında genel bir yorum istemişler Bayrampaşa üzerinde. Sizce hangi ilk takım çocuktan çıkar, bu gruptan çıkar diyelim ya da. Yani şimdi herkes birbirine çok yakın. İnanın burada mesela Hocam başlamadan bir şey söyleyeyim. Mesela 2. ligde Eyüpspor en yakın takipçisine 7 puan fark atmış. evet. Siz 6. sıradasınız. Lider aranızda 7 puan var. Yani çok yakın dediğiniz gibi puanlar. Biz de gerçekten çok yakın. Şimdi ikinci lige bakarsak Manisa diğer tarafta zaten inanılmaz bir puan fark atıp da mağlubiyeti olmayan bir takım. Diğer tarafta Eyüp en yakın takipçisine dediğim gibi 7 puan var. Ama bizde o kadar değil. Yani ben dediğim gibi biz kendimiz için söylüyorsam liderle 7 puan var. Bir maç eksiğimiz var. Onu kazansak 3 puana düşüyor. Çok yakın herkes birbirine. Şu an mesela geçen sene Aksaray final oynadı. Finalde mağlup oldu. Bu sene yine favorilerden bir tanesiydi bizim grupta. Ama oradan şimdi bir Kerkil takımı var. Hiç belki de birçoğunun hesabında olmayan bir takım. Ama Evet. şu an liderliği zorlayan neden ve sürpriz takım olarak söylenen bir takım. Bursa da keza öyle. Kimse beklemiyordu belki Bursa'ya. Burada Karaköprü favori olarak lige başladı ve şu an bizim maçtan sonra 9 puan fark var playoff potasına. Onun için bu takım çıkar diye diyemiyorum. Şu an öyle bir durum yok çünkü.
Anladım. Sizi en zorlayan takım kim diye sormuş seyircimiz. Bizi, beni mi, bizi mi? Bayrampaşa'yı mı? Valla şu an 7 takımda 7 maçtır bizi oynadığımız maçlarda bizi en zorlayan takım Silivri deplasmanı çok kolay bir deplasman değil mesela. Orada oynamak çok kolay değil. Ki Silivri bizden sonra mağlubiyeti yok. Ondan sonra Karaköprü bizi son maç çok zorladı ama çok kaliteli bir takım. Yani kolay hiçbir maçımız geçmedi aslında bakarsanız ama çok zorlandığımız maç Silivri diyebilirim ve son hafta Karaköprü gerçekten kaliteli bir takım, çok tecrübeli bir takım, çok iyi oyunculardan kurulu bir takım ki 1-0 öne geçtikten sonra 2-1 mağlup duruma düşüp maçı kazanmak çok kolay bir şey değil. Gerçekten kaliteli bir takım. Aslında bu durumda olmaları da çok enteresan. Hocam Bayrampaşa taraftarlarından birçok destek mesajı geliyor. Sizce taraftar olsaydı, maçlar seyirci oynansaydı, puanınız 29'u daha fazlası olur muydu? Valla içerideki maçlarda tabii ki biz Bayrampaşa'nın taraftarlarının eksikliğini hissediyoruz. Çünkü dediğim gibi cidden ateşli bir taraftar grubu var. Sem takım olduğu için çok da hem seyir, hem yani seyirci olarak rakibe de baskı kuruyorlar. Yani hakeme de baskı kuruyorlar. Kötü anlamda değil tabii ki bu. Ama içeride tabii ki Bayrampaşa taraftarların bizim maçı olsa çok farklı olurdu diye düşünüyorum. Belki bir her maça artı bir puan demektir Bayrampaşa taraftarı. Şu an daha fazla puan olma ihtimali yüksekti yani. Peki. Bir soru daha soracağım ben. Şimdi biraz futbolculuk döneminizle ilgili birkaç soru soracağım hocam. Galatasaray'da oynadınız. Birçok takımda oynadınız. Sizin oynamakta ne keyif aldınız futbolcu ve teknik direktörü sorsam? Şimdi Galatasaray'da mı genel anlamda mı? Ya genel anlamda da olabilir. Galatasaray'da da olabilir. Yani Türkiye'de dediğimiz gibi birçok teknik direktörle çalıştım ama Galatasaray'da tabii ki şimdi orada şöyle hepsiyle oynayabildim. O son jenerasyonu yakalayabildim. İşte Kaptan Bülent olsun, Mondragon olsun, Ergun Pembe olsun, işte Davala olsun, Hasan Şaş'tır, Emre Aşık'tır, Hakan Ünsal, yani saymadım Arif var, Okan Ay var. Yani herkesle oynadım bir şekilde. Birçoğuyla. Onlar da benim zamanında benim aslında efsanelerimdi veya işte onlarla büyüdüm aslında bakarsanız Almanya'da. Onların maçlarını izleyerek Avrupa'da, çünkü şöyle benim jenerasyonum, ben 78 doğumluyum. Benim jenerasyonum 3 artı ve 3 eksi o yaş grubu Galatasaray'la bir şekilde yurt dışında ayakta kaldı. Avrupa'da maçları Galatasaray o zamanlar hep gidiyordu. Ve Avrupa'da başarılı olan tek Türk takımı o zaman onlardı. İşte biz onlarla büyüdüğümüz için o takımla, Galatasaray'la ve o oyuncularla birden kendimi onlarla aynı sahada bulmak çok heyecan vericiydi benim için. Tabii ki çok kolay. Çok heyecanlanmıştım bakarsanız ilk. Ondan sonra da Fatih Terim tabii ki hocası olarak beni, çünkü kulübe Fatih Terim getirdi o zaman. Bizden taraftarı oldum. Mesela UEFA kupasını kazandıkları sene ben Dortmund maçlarını tribünden izlerken birden kendimi sahada buldum. Florya'da buldum. Çok farklı bir duyguydu tabii o. Yani onlarla oynamak çok gurur vericiydi benim için. Fatih Terim'le çalışabilmek çok gurur vericiydi. Tabii ki birçok şey de öğrendim. Onlardan da öğrendim. Oyunculardan, hocadan. Yani mesela oyuncu Frank Ribery geldi. İnanılmaz bir oyuncu. Yani onunla oynamak çok farklıydı. Yani çünkü 6 ayda hissettirdi neler yapabileceğini ve neler olabileceğini, ki ondan sonra ayrıldıktan sonra zaten birbiri neler yaptığını biz herkes gözlerimize şahit olduk Avrupa'da. Yani çok iyi oyuncularla beraber oynadım. Çok şey de gördüm. Çok
iyi teknik direktörler çalıştığımı düşünüyorum kurt içinde. Fatih Terim başta olmak üzere Şenol Güneş ayrı, Aykut Hoca ayrı. Çok iyi hocalarla çalıştım dediğim gibi. Çok da iyi oyuncularla beraber futbol oynadığımı düşünüyorum. Çok iyi. Şöyle söyleyeyim, aslında son jenerasyonu bizim zamanımızda çok farklı o oyuncular vardı. Yetenekler çok farklıydı. Şimdi biraz daha her şey yeteneğin dışında güce kuvvetli dayanıklı olduğu için bizim jenerasyon çok farklıydı. Yani. Çok ayrıcalıklı oyuncular vardı yani. Anladım. Peki Yani. unutamadığınız maç desem, unutamadığınız mı desem? Neyi anlatmak istediniz? Yani unutamadığım maç birçok güzel maç oynadım ama benim için bu her zaman çok farklı olacak. Çünkü ilk Samiyen'de oynadığım ilk Galatasaray'da ilk 11 oynadığım maç ve ilk maçım aslında Galatasaray adına o derbi maçıydı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisiydi. Tabii ki o akıllarda hep kalıyor. Ondan sonra ilk profesyonel maçım oynadığım Adanaspor-İstanbulspor maçı 2000-2001 sezonu. Bunlar ayrı maçlar tabii ki. İlk golüm çok farklı anılar kalıyor tabii aklımda. Attığım goller, Diyarbakır'a attığım güzel gol vardır, Manisa'ya vardır. Yani farklı farklı güzel goller. Yani orta saha oyuncusu olarak 20-25'e yakın gol attım. Birçoğu da çok enteresan ve jeneriklik goller oldu. O da benim şansım. Kullanıyor. Birçok yerde güzel anılar yani.